Evet, buyurun. Yılın merakla beklediği düğü gerçekleştirelim. Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı alalım öncelikle size. Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü beraber paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız. Yani son ana kadar aslında o kadar heyecanlamadım da şu an artık heyecan bastı. Üstüme kıyafeti, gelinliği giyince, buralı böyle görünce. Stres var mı onu soralım peki. O da var. Heyecan da var. Ya bütün duygular aynı anda aslında. Biz de damat bey olduğu için stres var mı? Önce oradan başlayalım. Biraz heyecan var mı? Yok. Ne? Nasıl yok? Şu an her şey hazırlandı. Heyecan bitti mi? Var mıydı? Sonradan mı bitti yoksa hiç mi heyecan yaşandı öyle? Yani tabii ki bir heyecan yaşandı ama şu an gayet iyiyiz. Peki o zaman yılların bir yani bütün magazin camiasını beklemiş olduğu bir düğün. Birazdan da gerçekleşmiş olacak diyelim. Söz sizinle neler hissediyorsunuz? Duygularınızı alalım. Mutluyuz. Ekstra bir durum yok. Sonra o zaman 58'i nasıl geldi? Biraz geçmişe götürelim sizi. Yani zaten aramızda konuşuyorduk. Öyle ekstra bir... Öyle bir zaten hani bizde şey geleneksel bir teklif hani kraldan ya da benden... Gitti geldi. Öyle bir teklif değil de hani aramızda zaten konuştuğumuz bir konuydu. Öyle karar verdik. Bugün de beyaz eşeğe geliyoruz. Hem yeni ve damadı. Nasıl bir tercih oldu? Stilistler bir karar verdi. Nasıl bir şey oldu? Çok güzel görüyorsunuz bu arada. Her zamanki gibi Tuana beni harika bir şekilde hazırladı. Ben birazcık geleneksel bir gelinliğin dışında bir şey istedim. Kural da öyle. Yani ikimiz aslında biraz daha tarzımıza kaçarak gelinlik ve damatlıklarımızı seçtik. Değil mi Ayşe? Gayet tatlı olmuş. Balaya planları var mı? Onları söyleyelim. Normalde aslında kısıtlı bir zamanımız olacaktı. O yüzden onu böyle daha Türkiye içinde bir şey yapmayı planlamıştık. Ama şimdi daha uzun bir zamanımız olacağı için daha düşünerek hareket etmeye karar verdik. O yüzden tam anlamıyla bir şu anda net bir kararımız yok. Nikah şahitlerini merak ediyoruz şimdi. Yazacağız çünkü. Nikah şahitlerimiz. Yakın arkadaşlarımız. Yakın arkadaşlarımız. Öyle. Dostlarımız. Yani ünlü isimler olacak mı peki? Hiç aşağıda olarak. Yok. Yok olmayacak. Son olarak cümleleri kapatmadan önce şeylere dönmek istiyorum. Şimdi evlilik teklifi gelmeden bir evlilik sürekli soracaklar. Bir tartışma konusu olacak. Siz memnun olduğunuzu biliyoruz ama nasıl gerçekleşecek birazcık daha açabilir miyiz o kısmı? Karşılıklı basıntı istişare ettik. Benden bir gelmişti. Ondan da sonra bir geldi. Öyle. Sonra. Sizden mi geldi teklif? Evet benden geldi. Az bir şey oldu yani ne zaman evleniyoruz devam ediyoruz, sonra devam edemedik çünkü. Ya aslında tam olarak öyle olmadı yani zaten ilişkimizin başından itibaren aslında bir ciddi düşündüğümüz bir ilişkiydi. Öyle laylalon bir ilişki yaşamadığımız için hep aslında hani hayatlarımızı birleştirecek bir konuşma vardı aramızda. O yüzden aslında tam bir net bir evlilik teklifi olmadığını söyledim. Tabii ki aramızda hep konuşulduğu için. O yüzden net bir şey hiçbir zaman olmadı. Sağ ol beni yalnız bıraktığın için teşekkürler. Çok güzel bir vakit o zaman röportajımı içerim. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkürler. Son detay alalım. Ne yapalım? Geri gidelim.